Selamlar herkese. Hançer ben. Kingdoms Reborn maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Hoş geldiniz mülteciler. Ne diyor? Ha, yüzlerine bir gülümseme oturdu diyor göçmenlerin. Ha, güzel bir detay. Geçen bölüm arkadaşlar yine güzel bir ilerleme kaydettik ama tahta konusunda gerçekten acı çekiyoruz ve ne kadar tahtacı vesaire yapsam da şu anki sanayimizi kaldırmıyor. Kurtarmıyor yani. Sezon başına 40 üretiyor, bir sürü inşa ediyorum şu anda ama kurtarmayacak da. Öyle gözüküyor. Ben birazcık kafa yordum ve yeni ama riskli bir stratejiye adım atacağız arkadaşlar bu bölüm. İthal edeceğiz tahtaları. Bakalım işleyecek mi? Yani bütün kolonimizi riske atan, 221 kişiyi riske atan bir karar bu. Ama tahtayla üreterek bu işin olmayacağına karar verdim. Ve bu riski alacağım. Nasıl ithal edeceğiz arkadaşlar? Otomatikleştireceğim. Ve gördüğünüz gibi aslında bir sürü ürün şişti. 3000 tane demir var arkadaşlar işlenmiş. 8500 tane şey var, tuğlalar vesaire. Bunları satıp tahta alıp ham madde beslemek istiyorum sanayimize. Ve para kazanacağız diye düşünüyorum bu şekilde ve geçinebileceğiz. Mesela kömür örneğine bakarsanız ben 34 tahtayı 300 kömüre çevirebiliyorum. Yani neden satın almayalım ve kömürleri satmayalım diye kendime bir sordum. Haydi bakalım fiyatlara. Böyle bir sistem oturtabilir miyiz? Bunu oturtabilirsek müthiş rahatlayacağız çünkü. Bu tarz oyunlarda benim bir yapım var. Yani her şeyi kendim üretmek istiyorum. Fark etmişsinizdir. Mesela sadece pirinçle oyunu bitirebilecekken ben her üründen üretmek istiyorum. Hoşuma gidiyor çünkü Kingdom Come nereden çıktı? Medieval Dynasty'de de aynı şeyi yapıyoruz. Yani tek bir yemekle gidebilirsin ama hoşuma gidiyor böyle yapmak. Bakar mısınız? Şu anda 15 çeşit yemeğimiz var. O yüzden bazı riskler söz konusu oluyor. Otomatik ticaret yaptığımızı varsayarsak. Bakalım. Tahta kaç kuruş? Bu arada vergiler de var. %26, onu da hesaplarız. Şunları kapıyorum öncelikle, artık satmayacağım çünkü elbise yapmaya başlayacağız muhtemelen bu bölüm, hayatta kalabilirsek. 6.55, 7 diyelim. Tahtayı arkadaşlar 7'ye alıyoruz. Ben şimdiden emir veriyorum. 100 diyelim. Aa, bu arada satma emri. Import yapacağız. 100 tane alsın her tur. Inventory maksimum 10.000'e kadar çıkabilir. 100 tane alsın. Ve kaça gidiyor? 800'e alıyoruz arkadaşlar 100 tane şeyi. Çünkü vergi de biniyor. 10 değil de 8'e aldığımızı varsayabiliriz. Ben kömür satmak istesem en basitinden. Bunları çünkü dönüştüreceğim. Aynı fiyata gidiyor. Ben burada kar görüyorum. Siz ne görüyorsunuz bilmiyorum. Ama ben burada kar görüyorum. Kaça kadar satsın? 5000'e kadar satsın. Ya da 1000'e kadar satsın şimdilik. Ya da 5000'e kadar satsın. Ben burada kar görüyorum arkadaşlar. Yine burada da vergi ödeyeceğiz. 2 kere vergi ödüyoruz. %26. Bu biraz giriyor bize. Ama yeteneklerle, skill'lerle vesaire bunu daha da düşüreceğiz ileride. Aynı fiyata gidiyor olmasına rağmen %50 de vergiyi hesaplayın. İşte 1,5 katı olmasına rağmen ben bunları müthiş bir şekilde dönüştürebiliyorum. 10 katına, 9 katına dönüştürebiliyorum arkadaşlar. Ve böyle yaparsak bence köşeyi döneceğiz. Bakalım, deneyelim. İlk sezon hiç böyle bir şey yapmamıştım. Kendimi dış ülkelere bağımlı kılmamıştım. Elbette bir tanesi yeterli değil. Bir sürü arkadaşlar ticaret ofisine ihtiyacımız var bunu yapabilmek için. Çünkü tanesinin kapasitesi yetmeyecek. Birkaç tane yapmam gerekecek. Ve şunları kullanmayacağım. Her seferinde elle yapamam. Bunların maliyeti de var. Aslında şunları kibarca patlatıyorum. İleride belki yaparız. Her şeyi otomatikleştireceğiz artık. Bunları satıyorum. Ve buraya başka bir şeyler koyarız. Güzel. Evet. Şimdi bu emirleri verdim. Tahta almaya başlayacağız ufaktan. Ama bu sistemi kurabilmek için merak ettiğim şey, aldığı tahtayı nereye koyacak? Bunun bir deposu yok. Tahta nereye geliyor bunu çözmemiz lazım. Çünkü eğer bu binaya geliyorsa bunu arkadaşlar kömürcünün yanına koyabilirim bu şekilde. Tak tak kömüre çevirirler ve süper bir sistem oturtabilirim. Ama öncelikle anlamamız gerekiyor. Tahtaları nereye koyacağız? Şimdi hedef inventory'si diyor. Bunu doğru anlamalıyım. 10.000 dersem 10.000'e kadar satın alacak değil mi? 10.000 tahta olana kadar yüzer yüzer satın alacak.
Ve hedef inventörsü aldı. Nereye geldi? 100 tahtamız var. Nerede? Nereye geldi? Çözmem lazım. Herhangi bir depoya mı attı yakınlardaki? Ah, buraya attı. Çözdük. En yakındaki depoya atıyor demek ki. Oyun bunu bize anlatmıyor. En yakındaki depoya bırakıyor arkadaşlar. Bu müthiş. Bu müthiş çünkü lojistik tarafında da bizi uçuracak bu. Şimdi tahtayı ta buradan topluyorum. Buradan gelecek de işleyeceğim de sanayi kuracağız da. Halbuki bam diye istediğim yere tahtayı çekebilirim ve bunun etrafına bütün kömür ocaklarını kurabilirsek bitti bu iş. Galiba bitti bu iş arkadaşlar. O yüzden sistemimizi değiştiriyoruz şimdi. Küçük şeylere hoşça kal diyorum. Halen karar vermedim büyük mü daha verimli küçük mü? Bence büyük olan daha verimli. Yoksa gelişmiş demezlerdi. Bunların hepsini satıyoruz. Ve bir kömür bölgesi yapacağız şimdi. Enteresan bir tane. Burada bir tane daha büyük var. Bunları da veda ediyorum. Bunlara da veda ediyorum. Güzel. Da bu kadar maliyetli bir şekilde koydum ama belki taşımam gerekebilir. Şimdi hayal edin, birkaç ticaret ofisi var. Yanında da kömür madenleri var deli gibi. Öyle bir sistem hayal edin. Hatta koskoca bir sanayi oturtabilirim ticaret şeyinin etrafına. Bakalım becerebilecek miyiz? Bir yandan da araç gereçler halen patlıyor. Üzücü bir şekilde. Ama bunu oturtmadan arkadaşlar hızlandırmayacağım bu el. Çünkü yapacak çok şeyimiz var. Ve tahta işini oturtmam lazım. Şimdi düşünüyorum, kafa yoruyorum. Şunu patlatsam mı ya? Buraya sanayi mi yapsak? Domuz. Hiçbir işimize yaramıyor arkadaşlar. Ben bunu patlatıyorum. Müthiş bir yer kaplıyor. Ve bir gıdım et getiriyor sadece. İleride yemek yapacak olursak yaparız. Bizi uzun bir süre geçindirtti. Ama benim buna ihtiyacım yok artık. Şeyler kalabilir. Şehrin dışına yaptık ya 2-3 tane sol tarafa. Aynen. Bunlar fena değil. Güzel de duruyor. Ama o şehir merkezinde çok 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 yer kaplıyor. O yüzden ona hoşça kal dedik. Ve buraya bir tane... Burada depomuz da var. Buraya bir tane ben ticaret merkezi daha kurmak istiyorum. Bakalım sistemi oturtabilecek miyiz? Şimdi... Bunu yaparsam kapasitesi artacak diye düşünüyorum emin olmamakla beraber. Birazdan keşfedeceğiz. Koydum. Hızlı inşaat yapmayacağım tabii ki. Şimdi yeni bir soru var kafamda. Ticaret yaparsak hangisinin yanındaki depoya gelecek? Buraya mı gelecek aldığımız tahtalar? Yoksa buraya mı gelecek? Çünkü iki tane şeyimiz var artık. Keşke binaları taşıma olsa ya. Neyse, onu bir bitirsinler. Biraz hızlandırayım şimdi. Çözeceğiz gibi. İlk odam o arkadaşlar. Hiçbir şeyin dikkatimi dağıtmasına izin vermeyeceğim. Tamamen şu anda şeye odaklanıyorum. Tahta beslemeye odaklanıyorum. Kasabamıza. Ondan sonra yok. Sadece buna odaklanıyoruz şimdi ve çözeceğiz bunu. Hızlıca bunu inşa etsinler. İnsan var mı? İnsan yok. Öyle bir problemimiz de söz konusu. Göç almamız gerekiyor. 227 popülasyon yetmiyor şu anda. Belki kışın insanlar tarladan çıkınca birazcık fırsatımız olacak. Ama bir sürü inşaat da var bizi bekliyor. Bakalım. Şunu da sattım. Kömürcülerin hepsini sattım. Girdiğimi düşürsem şeyimi arttırsam. Ama ikisi de olur. İkisi de olur. Diğer kömürcüm nerede? Ona da kartları koydum. Ve düzenli tahta alıyoruz bu arada. Şu anda satın alıyoruz ve hepsi buraya gidiyor değil mi? Yes, buraya gidiyor. Artık bu depoya da ihtiyacım yok. Bunu buradan kaldırıyorum arkadaşlar. Çünkü burada hiçbir şey üretmiyorum. Yemekleri şeye depoluyoruz. Granary'a. Şu belki bu balıkları koyuyordur oraya.
ya da yiyorlardır anında. Hiçbir şey koymuyorlar buraya. Okey, bu depoyu da kaldırabiliriz. Bu da demek oluyor ki şuraya bir kömür sanayisi kurabileceğim. Ama üzücü olan kısım, kömürü buraya da taşımalıyım. Çünkü demir yapıyorlar. Yani hem buraya hem oraya kömür getirmem gerekiyor bir şekilde. O yüzden belki ticaret binalarından bir tanesini buraya koyabilirsem şey olabilir. Yerim olsa, keşke yerim olsa hepsini ayrı sanayi bölgesi yapacağım. Ya da her şeyi yıkıp hepsini buraya yapabilirim. Çok absürt bir fikir gibi ama belki de öyle bir şey yapabiliriz. Çünkü çok geniş bir alanım var burada. Şuraya devasa bir sanayi bölgesi yapabilirim belki de. Bakalım. Evet, oyunun en zorlayıcı yeri hard oynamamız değil, dağlık bir alanda oynamamız nispeten. Diğerlerine bakabilir miyiz bir? Hem nasıl yapmışlar ona bakmak istiyorum, inşa etmişler. Bayağıdır bakmıyoruz komşularımıza. Hem de bu mesela o kadar büyümemiş. Tüccar gelmiş. 80 tane geç, işimize yaramaz. Mesela nüfusu yarısı kadar benim. Neler yapmış? Ufak tefek evleri, minicik tarlaları var. Hiçbir şey yapmamış gibi hissediyorum bana kıyasla. 4 tane ev yapmış, bir tane fırın niye buraya yapmışsa? Salak salak inşa etmiş arkadaşlar. Burada fırın var. Fırına kömür artı un gerekiyor. Kömürcü burada değil, uncu burada değil. Bunlarla kapışıyoruz işte. Taşıma hizmetleri. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Bununla arkadaşlar dağıtacağız ileride şu ürünleri. Ama bu gerçekten rakip bile değil. Hiçbir şey inşa etmemiş. Bütün depoları buraya koymuş. Çanak çömlekçi. Evet, sanayiyi buraya koymuş. Ama buraya nasıl getiriyor? Rezalet oynamışlar. Hiç örnek alayım dedim ama Fatime ablamız ne yapıyor? Belki o birazcık örnek verir. Kayboldum, neredeyiz? Fatime ablamız yetişiyor bize. Bunda da benzer bir sistem var. Dörtlü evler yapmış. Buraları tarlalar. Biraz daha yayılmış gibi hissediyorum bu. Market mi? Bende bu binalar yok mu? Ben mi atlıyorum arkadaşlar? Aynı çağdayız. Market. Casus merkezi mi? Neler neler yapmış. Ve level 5 bir sürü evleri var. Galiba benim önümdeler arkadaşlar şu anda. Fatima. Enteresan. Enteresan. Okey. Okey. Bakalım, bakalım. Yani benim şehir bin basar gibi hissediyorum onlarınkine. Bakar mısınız? Kömür coştu arkadaşlar. Evet, çözdük. Şeyi besleyince, tahtayı satın alınca ki biraz paramız birikmiyor bu yüzden. Satışa da başlamam lazım. Evet. Buraya da kurdum. Ve tahtalar buraya gelecek mi? Şimdi miktarı ikiye katlandı çünkü diğerini satmadım galiba. Diğerine hoşça kal diyeceğim. Buraya başka bir devlet binası koyarız. Bir saniye. Bunu böyle 500 para verip maliyetini yarıya indirebiliyorsunuz. Ve galiba buna gelmiyor o zaman ürünler. Galiba. Ama kapasitesini halen kullanabiliyoruz. Şimdi tahta buraya gelecek mi izliyoruz. Kapasitem 100'e çıktı. 100 galiba sadece... budayı bitirdik. Achievement geldi. Bakayım. Yes. Bu da bitti. Sıradaki bina bakalım ne olacak. Güzelmiş arkadaşlar. Puan kazandık. O kadar. Hiçbir şey vermiyor başka. Oyun sonunda etkili olabilir, göreceğiz. Tahtacılar ufak tefek çalışıyor ama bunlara güvenmeyeceğim ileride. Popülasyon biraz toparladı yanılmıyorsam ve kış olduğu için şu anda işçilerimiz var. O kadar da toparlamamış. İdare eder ama. Ver müziği. Kömür satmıyoruz şu anda. 5000'i geçince satmaya başlayacağım. Kömür satmasam da olur aslında. Ama bu sistem çok güzel. Bu sistem çok güzel. Müthiş para getirecek bize. Ve 200... 240 alsın.
Bunu da 500 satsın. Çok enteresan, şey etkilemiyor galiba. Net karımız eksi 2000 mi? Bir şeyleri atlıyor olabilirim. Çünkü kömür satamadığım için. Tamam. Oo, param bitti. Param bitti. Param bitti. O zaman şöyle yapalım. Kömür 2000 üstüne çıkarsa 240 satsın. Şimdi dengeleyecek. Yes. İşte bu. Kömür 2000 üstüne tutabildikçe arkadaşlar dengeledi. Ve kârdayız şu anda. Sapıttı. Bu arada vergilerden biraz yırtmamız lazım. O bize zarar veriyor. Ama oturttum gibi. Sistem şöyle. 2000 üstündeki bütün kömürleri satıyor. 240 satıyor düzenli olarak. 10.000'in altında tahtan varsa, ki hep 10.000'in altında olacak, 240 alıyor. Tahtayı biriktirecek. Hem tahta birikecek hem kömür birikecek böylelikle. Çözdük gibi. Ve paramız sapıttı. Şimdi abanabiliriz arkadaşlar artık. Şeye abanabiliriz. Kömür üretmeye ve tahtaları umarım buraya alıyordur. Hoş geldiniz. Galiba diğerini satmam gerekecek. Tahtaları nereye alıyor anlayabilmiş değilim. Etrafta tahta arıyorum şu anda. Bakıyorum. Bu arada bir depoya tıklarsanız bütün ürünlerin bütün depoları gösteriyor size. Güzel bir özellik o. Tahtalar nereye ışınlanıyor? Level 3 oldu bir tanesi. Çok arkadan geliyorlar ama enteresan binaları var bir yandan da. Galiba süper yırttık arkadaşlar. Bu sistem oturacak. Bu sistem müthiş oturacak. Ver müziği. Hala tahta nereye geliyor görebilmiş değilim ama. 240 tane tahta çekiyor her seferinde. Başka bir depoya mı atıyor? Yani kanıtladığımı zannediyordum yandaki depoya geldiğini ama kanıtlayamadık galiba. 170 tahtan var. Bazı oyunlarda aslında parlatıyor şeyi. Tahtalara tıklayınca tahtaların yerini gösteriyor. Ama öyle bir imkanımız yok galiba şu anda. Buraya yakın depo belki yok ya, oraya koyması lazım. Burada? Yok, deri var burada. Deriler, yünler birikmeye başlayacak yavaştan. Teşekkürler, 100 para verdi. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Tahtalar nereye gidiyor? Neyse, şimdi şunu yıkıyorum ne yazık ki. Bir sürü maliyetle yaptık ama kömürleri tek bir noktada yapacağım şimdilik. Belki ileride koyabiliyoruz. Süper. Ve yes, bir tane evi mutsuz ediyor. Yapacak bir şey yok. O evi havaya uçuralım o zaman. Bam. Ve süper. Burada dehşet miktarda artık kömür üreteceğiz. Ki bu depo doldu bile. Depo doldu. Ha, o büyük depodan yapmam gerekiyor buraya. Ve taş madenlerimizi de artık biraz yavaştan toplayalım. Acelemiz yok. Güzel. Kömür burada. Tahta da burada. Bir saniye. Tahtayla çalışıyor demir işleyen yerler. Kömürle çalışmalı. Bunu ayarlayamıyor muyum ben? Bu büyük bir problem. Çok büyük bir problem bu. Kömürle çalışan hiçbir şey yok o zaman. Ben bunu değiştirebiliyoruz diye zannediyordum. O kadar çok oyun oynadık ki arkadaşlar kanalda buna benzer. Hepsinin mekanikleri birbiriyle karışmaya başladı. Çok enteresan. Blacksmith'ti arkadaşlar. Okey, demiri eritirken kömür kullanıyor. Araç gereç yaparken tahta kullanıyor. Ha, bir çekici hayal edin. Sapı tahtadan olur. Okey. Tamam. O kadar da şok edici bir şey değilmiş. Problem yok. Problem yok. Ve halen emin değiliz tahta nereye geliyor. Ama geldiğini biliyoruz en azından. Ben şunu patlatıyorum arkadaşlar. Ve buraya koyuyorum. Ve böylelikle... Ah, sığmadı.
Böylelikle buraya gelecek tahta. Ümit ediyorum ki. Bam. Bunun bonusu ne oluyor bilmiyorum onu. Bonus geldi de iki tane yaptık diye. Bilmiyorum. Güzel. Ve kurtardık. Gerçekten kurtardık arkadaşlar. Şöyle bir bakacak olursak kendimize mutluluk güzel. Tahta artık düzenli olarak satın alıyoruz. Deli gibi kömüre çevirip hepsini satıyoruz ki paramızı uçurdu. Uçurdu şu anda. İlacı kurtardık. Deli gibi ekiyoruz. İlaççı yeterince üretmiyor. Bam. Bam. İki tane upgrade yaptım. Hatta bir tane daha ilaççı yapayım onun yanına. Orası güzel bir lokasyon. Gerçekten yırttık. Hoppa, süper oturdu. Komboyu da aldık. İlaçları ilaca çevireceğiz. Daha doğrusu işte otları ilaca çevireceğiz. Okey ve araç gereçler de kurtardı. Kurtardı. Onları da burada üretiyorum bir kısmını. Bir kısmı diğer tarafta. Tahta nereye geliyor? Tahta nereye geliyor? Bilmiyorum. Depoyu ayarla. Aa, bir saniye, bunu da bilmiyordum. Belki şey yaparsak, sadece burada tahtaya izin verirsek buraya gelir. Çözdük. Çözdük. O zaman bütün depolara gitmem gerekiyor tek tek. Table geçiyor mu aralarında? Tabii ki geçiyor. Buraya tahta gelmiş. Ha, buradakiler topluyor çünkü. Tamam, bunlar toplayabilir. Buraya da gelirse üzülmem. Buraya gelmiş arkadaşlar tahtalar. Buraya gelmiş. Burada tahtayı kapıyorum. Umarım sıkıntı yaratmayacak ileride bize. Ne kadar çok ürün var oyunda. Tahtayı kapadım. O zaman buraya gelmeyecek otomatik diye düşünüyorum. Bakalım. Bu depoya getirtmeye çalışacağız arkadaşlar. Bunu çözersek müthiş hızlanacak çünkü her şey. Bam 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 olacak. Şu büyük depodan yapabiliyor muyum? Kaç kuruştu? 2600. Bir tane yapalım ya. Buralara yakışır şimdi. Yes. Haydi bunun karşısına yapalım. Çok mu abartıyorum? Yo. Yapıştırdım gitti. Tipini de merak ediyorum. Şimdi. Bir tane ticaret şeyi buraya koydum. Ümit ediyoruz ki tahtalar buraya gelecek. Bir tane daha geldi. Kitapları yapıştırdım. Upgrade'leri 5600, ona vermeyeyim. Ve çok daha fazla aslında şey almam gerekiyor şu anda tahta. Bilen varsa, paylaşırsa çok sevinirim tahta işini. Sistem oturdu ama tahtaları buraya getirtmek istiyorum. İthal etmek istiyorum. Bu arada arada sırada peşin çekiyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum. Birkaç gün sonra görebilirim. Anında uygulayamıyorum. Okey. Oturttuk sanayimizi. Gibi. Oturttuk arkadaşlar. Her şey müthiş şu anda. Tahta gözüm burada olacak. Belki birkaç tane daha ticaret şeyi kurabiliriz. Şu anda 240'ar tane alıyoruz. Kömürleri satıyoruz. Kömürler de birikecek bence. İlaç tamam. Araç gereç tamam. Diğer her şey şahane. 2000 tuğlam olmuş. Her şeyi upgrade edebilirim. Deri ile yünler birikmeye başladı artık. Okey. Bal mumundan... sake mi? Yap, onu da yapsın. İlaççıyı da yapıyoruz. Bal mumundan... Mum mu yapıyorduk? Sol üst... Nereye koydum ben onu geçen bölüm? Balcı var burada. Buraya koymuşum. Peki takılsınlar bunlar burada biraz. Mumcu. Takılsın, şimdi ellemiyorum. Okey. Şimdi arkadaşlar şeye odaklanabiliriz sonunda. Her şeyi oturttuğumuza inanıyorum. Şu tier 1, tier 2 lüks eşyalara odaklanarak çağ atlayacağız bundan sonra. Bir sonraki hedefimiz bu. Teknoloji harcımıza gidelim. Zaten birkaç şey kaldı, onları açalım. Haydi terziyi bakalım neymiş. Aldım gitti. Deriden veya yünden elbise yapıyor. Bunu hemen gidip hayvancılık sektörümüzün yanına koyuyoruz. Şöyle birazcık mutsuzluk veriyor, o yüzden şuraya bıraktım. Şunu depoya mı çevirsem? Orayı depoya çevirelim bence. Bunlara gerek yok artık. Bay bay. Küçük büyük küçükle idare edelim şimdilik. Bir tane depo attım. Bakalım ne durumdayız.
gösteremedi. 33 kişi açlıktan öldü. Ama artı 3 bitirdik popülasyonu. Bir terzi yaptık arkadaşlar, bakacağız buna. Elbise, deri, yün, katın, kumaştan falan yapabiliyoruz. Çeşitli çeşitli. Deriden yapsın şimdilik. Yetişirse değiştiririz. Birazdan bakarız onun ne olduğuna. Devam. Başka ne? Bonsai ağacı yeri. Bakalım bunlar neymiş. Lüks eşyaymış. Tier kaç acaba bonsai? Herhangi bir eve gidip bakabiliyorsunuz. Tier 2 muhtemelen. Çünkü burada yok. Tier 2'ye o kadar da gerek yok ama yapabiliriz. Yes. 1000 tane sake ürettik arkadaşlar. Şey geldi. İçki ürettiğimiz yerlere %30 verim veren bir şey geldi. Yani şu anda sadece sake. O yüzden dursun bu, ileride kullanabilirim. Ve şey kartımı da çıkaracağım bir noktadan sonra. Yatırım kartı arkadaşlar artık çok işe yaramıyor. Artı 100 gelir veriyor. 588 gelirim var yani, o kadar. Wow dedirten bir şey değil şu noktada. Ona hoşça kal deyip alternatif bir kart koyabiliriz. Belki bunu koyabiliriz de şu anda bir tane bina sake yapıyor sadece, o yüzden. Çok da gerek yok gibi. Güzel. Gerçekten rahatladım. Bonsaici ne yapıyor acaba? Ağaç mı ekiyor? Bunu bilmiyorum. Bunlar hep bu DLC'de geldi. Test amaçlı koyalım arkadaşlar şuraya bir tane. Şuraya koyalım. Direkt içinde üretiyor galiba. Ne gerekiyor? Tahta mı gerekiyor? Göreceğiz. Bakamıyorsunuz. O bitince onu da keşfederiz. Lüks bir ürün daha. Piyasaya akacak. Bu arada balıklar yetmiyor ya. Buraya suşicileri yaptık da aynen. Hiçbir şekilde yetmiyor bunlar. Kaç tane yapmam gerekiyor? Burayı kurutacağız. Bir işçi daha ekle. Çok pahalı. Çok pahalı. Geliyor mu tahtalar buraya? Halen emin değilim. Ben bir tane daha ticaret yeri yapıyorum. Şuraya. Yes. Ve deli gibi tahta alacağız şimdi. Hatta bunlar şöyle buff verirsem direkt para kazanmış oluyoruz. Bir sürü inşaat var. Popülasyonu arttırım. 272 olmuş popülasyonum. Rakiplerin kaç? 190. Yani %50 daha ilerideyiz. Bakayım. Şahane gidiyor malzemeler. Kömür için çözdük ya. Madene ihtiyaç yokmuş o kadar da. Yes. Kömür artmaya da başladı. Tek problemim nereye geliyor bilmiyorum satın aldıklarım. Onu da çözeceğim arkadaşlar bir noktada. Buraya geliyor olabilir mi? Orayı da kapıyorum. Burada tahta birikmesine gerek yok. Ama şunları kapayamam çünkü bunlar halen topluyor güya. Kar topluyorlar bilmiyorum. Ama toplasınlar bakalım. Bunlar da topluyor. Biraz daha üretkenlik verebilirim. Yani topluyorlar bence halen. Aynen. Şu upgrade'lere devam. Tahtayı buraya getirebilirsem para basacağız. Okey. Devam. Bir sürü şey inşa alıyor arkadaşlar şu anda. Popülasyonumuz yok. Belki haydi şey yapayım. Şuraya geçici olarak iki tane daha göçmenlik birası yapıyorum. Kombolar. Bunlara öncelik veriyorum. Onları bitirebilirsek nüfus 500 artık. Bakalım. Yemekte halen bir sıkıntı yok. Teknoloji ağacına gidelim. Altın eritme.
Altın yok, eritemeyeceğim. Yine de açıyorum arkadaşlar, achievement falan gelsin diye. Çok maliyetli bir şey değil. Bunu almama bile gerek yok. Hayır diyorum çünkü altınım yok. Altın burada. Oraya gidip altın toplasak mı? Neden olmasın? Haydi toplayalım. Haydi toplayalım. Onun için şu tier 5 insanlarla ilişki kurmam gerekiyor. Ticaret yolu yapabiliyorum, hediye ya da saldırabiliriz. Tier 5 bayağı kuvvetliler ya. Bunları kolay kolay yıkamam gibi. Geçmeme izin verecek mi? Belki agresif olmadan şey yapabiliriz. Haydi şeyi deneyelim. Muhtemelen param yok ama... buraya kadar öncelikle bir yol çekeceğiz arkadaşlar. Bizim yol nerede kalmış? Haydi yamuk olsun bir tane yolumuz. Artık önemli değil. O kadar düz olmasına gerek yok. Yes. Şimdi bölümler önce yeni bir yol açılmıştı. Bunu bağlayamıyorsunuz, yer yok. O zaman köprü mü atmam gerekiyor? Nasıl geçmemi bekliyor oraya? Ve o kadar iğrenç bir yerde ki köprü de atamıyorum. Şöyle. Hayır. Ticaret yapmamı istemiyor bu oyun. Oraya bağlayamıyorum arkadaşlar. Şehirler arası köprü 1000. Oha, çok maliyetli oldu. Çok maliyetli oldu ama sıkıntı yok. Bağladık yolumuzu. Devam. Çok para gitti. Bağladık galiba. Yes, oldu mu? Ticaret yolunu bağla. Bam. Bizim town hall'umuzu onların town hall'una bağla diyor. Ben ne yaptım? Bir şey mi atladık? Ha, yolu inşa etmemişler daha. Okey, yaptık ama inşa etmediler arkadaşlar. O bağlanınca belki de onun topraklarından geçip altına gidebileceğim. Bunu kazarsak çünkü altına çevireceğiz. Aklımın ucunda bulunsun. Nasıl gidiyor benim süper kömürcülerim? Yürüyün be. Bir tane daha yaptık. Mega depoyu da yaptık. Domuzlar kapıya takıldı. Buranın 300 deposu var. Her şeyi burada depolayabiliriz. Yani bayağı dolanıyorlar aslında buraya. Müthiş verimli değil de dediğim gibi kasmıyorum. Öyle süper optimizasyon yapmayacağım arkadaşlar. Gerekmedikçe. Süper. Şimdi kapasitemizi... Bu kafamı karıştırıyor ya, bir saniye. Ha, şimdi oldu. Şimdi oldu, total bu. Total. Yani 180 alıp 180 satabiliriz. Ya da dengelemek istersem aynen 180'e 180 çekelim. Zarar ediyoruz. Çünkü çok vergi ödüyoruz. O zaman 150 alalım. 210. Tamam, bu biraz daha denk arkadaşlar. Böyle yapacağım şimdilik. Bunu ileride katlamam gerekiyor. Umarım bir ticaret şeyi upgrade'i gelir. Ama kurtardık gibi. İlaççı yapmışız. Bunu da upgrade'ledim. Yapıştır. Süper. Rakamlar süper şu anda. Gerçekten yırttık ya. Rakamlar süper oldu. Yardırabiliriz gibi hissediyorum yavaştan. Bakalım teknoloji ağacımıza geri dönelim. Ve her şeyi bitirdik şu anda. Her şeyi bitirdik. Bu da demek oluyor ki full tier 1 şeylere, mobilyalara vesaire odaklanabileceğim. 8 ev upgrade'lenmiş. 30'a çıkarırsam aydınlanma çağına girebiliyoruz. Burada da bir şey kalmadı. Burada da bir şey kalmadı. Şu dandik dekoru açalım. Bakalım ne işe yarıyor. Nereden yapıyoruz? Buradan galiba. Şöyle etrafına mutluluk veriyormuş. Peki. Nerede var mahallelerimiz? Hiçbir şey vermiyor. Bunu yapmak çok zor. Araya boşluk bırakmak gerekiyordu. Baştan dizayn edemem şu anda. Ama bir tane hobi için koyuyorum arkadaşlar şimdilik. Ne bileyim. Şöyle koydum. Hiçbir şeye benzemiyor.
Çok önemli değil. İleride daha güzel dekorasyonlar yapabileceğiz muhtemelen. Benim tahtalarım nereye geliyor? Bakalım. Süper. Nüfus da çok iyi. Tahtalarım nereye geliyor? 270 tahta var. Yukarıda mı hepsi acaba? Yok, burada hiçbir şey yok. Burada da yok. Nereye satın alıyorum bu tahtaları? ...230 tahta nerede gerçekten? Asla bilemeyeceğiz arkadaşlar. Neyse, bir gizem olarak kalsın bu. Bir gizem olarak kalsın. İleride çözeriz. Göçmenlik bürolarımız birkaç tane daha geldi. Artık 4 tanesi... ...canavar gibi çalışıyor. Verimleri de uçtu. Buna gerek var mı bu kadar para vermeye? Yes. Bam. Hepsine de buff veriyorum. Aksın göçmenler. Yüzler, nüfus 350 olacak 2 dakikaya. Bu müzik çok güzel arkadaşlar. Bu müzik çok güzel. Tamamdır. Sırada ne var? Sırada evler var. Başka bir şey yok. Upgrade. Level 4'e hoş geldiniz. Level 4'e nasıl çıkarabiliriz şeyi? Hatta şu upgrade'leri de yapıyorum. 5600 vereceğim, %20 üretkenlik veriyor. Çünkü buradan para kırıyoruz şu anda. Bastım gitti parayı. Ve 34 şeyden 349 çıkarıyor. Ona katlıyor. Çok iyi. Fiyatı neredeyse aynı. Ve ona katlıyor 16 kişi. Müthiş, müthiş, müthiş. Haydi evleri upgrade'lenmeye odaklanalım. Çünkü çok geride kaldılar. Şimdi iki çeşit... Tier kaça ihtiyacım var? Tier 4'e ihtiyacım var. Bakalım. 3 tane tier bir şey gerekiyor basitçe arkadaşlar. Bence tahtamız geldiği için artık. Mobilya. Mobilya, çanak, çömlek ve sake üçlemesi yapalım. Aynen, zaten onlar var da evlere yetişmiyor şu anda. Bu arada elbise yapmaya da başladık. Elbise tier 2'ymiş. Buradan yapıyoruz. Neredeydi? Hayvancıların yanında. Ufaktan biriksin. Acelesi yok. Upgrade'lerini bastım. Buraya daha çok hayvancı yaparız. O zaman şey olsun burası da. Hayvancılık bölgemiz olsun. Ağaççılar nasıl gidiyor? Umarım çalışıyorlar. Tamamdır. Bakayım. Güzel. Üstü açık mı tersinin? Evet, elbiseler ıslanacak. Sırılsıklam olacaklar. Ben üstünü kapardım. Senin yerinde olsam. Tamamdır. O zaman buraya full hayvancılık yapacağız. Kafama koydum. Tier 2 şeyleri üretmemize daha çok var. Tier 1. Mobilya, çanak, çömlek. Çanak, çömlekten girelim. En kolayı bu bence. Çünkü kil 1200 tane oldu arkadaşlar. Haydi şunları kopyalayalım. Veya yerden tasarruf etmek için paraya mı kıysak? Yok. Paraya kıymayacağım. Şunlardan yapabiliriz halen. Burayı mutsuz ediyor. Kilcilerin yanına sıkışmıyor oraya. Abartmayalım. Buraya? Yes, süper. 1. 2 tane çanak çömlekçi sıkıştı buraya. Killeri de buradan çıkarıyoruz zaten. Muhtemelen bu depolarda bir yere geliyor. Killer nerede? 1300 tane kilim olmalı benim. Tuğlalar burada. Killerin nereye koyuyoruz? Bulamıyorum arkadaşlar nereye depoladığımızı. O kadar çok ürün var ki şu anda. Kill, yani 1300 tane kill burada olmalı. Çünkü hepsini burada çıkarıyorum. Bunlar nereye götürüyor? Başka yere mi götürüyorlar? Hayır. Mesela burası süper oldu. İlaçlar burada birikiyor. Bam. İlaca çeviriyoruz. Nereye koyuyorsunuz? Çok merak ediyorum. Buraya mı? Buraya koyuyorlarmış bir kısmını. Okey, orada da durabilir. Şimdilik. Burada birikiyor. Burada ne yapıyorlar? Şöyle yapacağım. Killeri sadece buraya koydurtacağım. Ama bu işe girersek işin içinden çık... Ha, depoda olmuş. Okey. Depoda olmuş çünkü. Buraya da büyük depo yapmam lazım. Param yok tabii. Yes, güzel.
tane daha depo yaptık. Depolar dayanmıyor. O yüzden şeylere götürmüşler, ta buralara götürmüşler. Benim hatam. Af diliyorum köylülerimden ve devam ediyoruz. Bu ikisi sayesinde bence çanak çömlekler yeterince birikecek. Kitap falan da atarız içine belki. Killerimiz azalmaya başlayacak ama. Mobilya. Tahta kurtarıyor artık. Mobilya yapabiliriz. Ama tahtayı nereye koyduklarını bulmam lazım. Aksi takdirde çok saçma olacak. Bu arada bu depo dolmuş. Buna yüklemeye başladılar. Mobilyacı biraz şaibeli arkadaşlar. Tahtanın nereye ithal ettiğimizi çözemezsem mobilyacı yapmak çok saçma olacak. Bu arada mum yapmaya başladık burada ufak tefek. Topluyor falan takılıyorlar. Yapsınlar. Mumlar da birikmeye başlasın. Büyük bir aciliyeti yok şu anda. Teşekkürler Fatima. Yüz para veriyor. Nüfus ne oldu? 305. Yetmiyor ama. Daha fazla lazım. Bu arada yemek azalmaya başlayacak. Halen çok iyi gidiyor. Tier 6 olmuş bir ev. Yavaş gelin. Çanak çömlek birikecek. Sake. Sake. Burada biriktiriyoruz. Pirinççi. Buraya bir tane daha yapayım ben. Bu arada 4 tane yaparsam bir binadan gelişmiş versiyonu açılıyormuş. Burada yazıyor. Şimdi gördüm. Aman tanrım. Erikten yapılıyor sake. Portakaldan yapılıyormuş. 3 versiyonu var. Hadi. Yani şurada erikçimiz var ya arkadaşlar. Burada sake üretebiliriz. Buraya bir tane fabrika atıp. Şunu patlatıyorum. Ama fabrikayı oraya koyamam. Çünkü kirletiyor etrafı evleri. Ben her türlü bunu patlatıyorum. Hayvancılığı tek bir bölgeye alacağım. Bye bye. Sake ama pirinç de gerekiyor. Neyse buraya yapıyorum bir tane daha. O aşağıya başka bir şey koyarız. Buraya şöyle. Yoksa böyle mi yapsam? Böyle yapalım belki bir şey daha sığdırabiliriz. Bam. Combo. Yani versiyonları varmış bunu bilmiyordum. Pirinç... Gelişmiş çanak çömlekçi. Yes. Bu arada şeye çevirsem ne oluyor? Plum. Yapıyorsunuz arkadaşlar. Pirince gerek yok sakede. Nereden çıkardıysam onu. Pardon. Tamamen beynim yandı. Ya pirinç yerine erik yapabiliyorsunuz. Yani buraya da bir tane daha yapabilirim. Kopyalayalım bunu. Oyun çok komplikeleşmeye başladı ama halen yetişebiliyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yes. Buraya bir tane daha. Bam. Yaptım. Şunu patlatıyorum. Oraya düzgün bir depo atıyorum. Ve buradakini erikten yapacağım. Hadi be. Şöyle sığmıyor. Neyse böyle de durabilir. Bir depo attım. Güzel. Bunu... Yes. Buradaki erikler zaten burada depolanıyor hepsi. 7000 tane var. Bam diye saka yapacak. Buraya koyacak. Ve buradaki evlere dağıtabilecek. İşin güzel yanı o. Yani biraz şeyi merkezi yapamayız. Bu ürünleri yoksa bütün evlere dağıtma fırsatımız olmayacak. Anlaşıldı. Bence nasıl gidiyoruz? 9 ev olmuş. 10 oldu. Bence çok rahat 30'a ulaşabileceğiz. Şeyler geldi çanak çömlekçiler. Bunların full upgrade'lerini yapalım. Ve gelişmiş çanak çömlekçi. Çanak çömlekçi diyorum ya. Ağzım çok alıştı. Buraya sığdırsam hoş olur mu? Hoş ötesi olur buraya sığdırırsam. Ama sığmıyor. Tarlayı kırsam bile sığmıyor. Yok. Şunların dağları yok edebiliyor muyum arkadaşlar? Mesela bir tane taş ocağı yapsam. Taş ocağının ismi neydi? Şuradan kopyalayabilirim. Bam. Mesela bunu koysam, oradaki taşları yok etse. Bir tane. Test amaçlı koyacağım arkadaşlar. Acaba bunun eğimi yok olur mu? Bunların hepsini toplayınca. Bilmiyorum. Çok merak ediyorum.
Muhtemelen olmaz. Ama şu düzleşse gerçekten müthiş olurdu. Şimdi gelişmiş çanak çömlekçiyi nereye yapıyoruz? Yes, sığdı. İşte bu. Bunu da buraya koydum. İdare ediyor, idare ediyor. Gelişmiş binaları da koymaya başladık bu sayede. Çok fazla kart gerekiyor bu arada. Şu kartları koymamışız. Tamamdır. Şimdi. Mum bu arada tier 2'ymiş. Bonsai de gelmeye başladı. Bir sürü tier 2 yapmaya başladım. Bunlara gerek yok şu anda ama. Sevgili bonsaici. Elbise burada geliyor. Hah, o da burada. Upgrade'le gitsin. İleride şey yaparız. Hiçbir şey gerektirmiyor. Müthiş. Sadece koyuyorsunuz arkadaşlar, bonsai yapıyor. Müthiş. Bundan 1000 tane koyabilirim. Bundan aslında her mahalleye koyarım. Oradaki şeyleri dağıtır. Tier 2 daha kolay gibi. Tier 1'e kıyasla. Ama onu da yapacağız. Ve paramız coştu arkadaşlar. Tahtayı da kurtardık. Bence yırttık. Bakalım bir sonraki kaosumuz ne olacak önümüzdeki bölümlerde. Ama stratejim işe yaradı. Riskli stratejim. Ve tahta problemini kalıcı olarak çözdük gibi. Popülasyon da coşmaya başladı. Ve ticaret yolumuz bağlandı mı onu merak ediyorum. Bir sürü amele var çünkü şu anda. Yaptınız mı yolu? Çekmiş olabilirler bakalım. Bağla diyorum. No. Bağlamamışlar henüz. Yo, bağlı olması lazım. Neye atlıyoruz? Buradan geliyor. Evet. Evet. Şu mu bağlı değil? Bu şu yüzden mi? Bam. Oldu galiba. Düşünsenize oraya kadar geliyorlar, köprüyü geçiyorlar, ah bağlı değilmiş deyip geri dönüyor tüccarlar vesaire. Hayır, hayır, halen bir problem var. Neyi kaçırıyorum? Buradan geliyor, yes. Ha, çünkü inşa etmediler. Tamam. Başka bir şey var mı? Ben ona yine bir bakayım. Köprülerin ucunu kaçırmış olabilirim. Bence burası da var. Yes, şimdi oldu. Gerisi de bağlıdır herhalde Town Center'a kadar. Bakalım bakalım. Tamamdır. O ikisini hızlıca yapsınlar ve ticaret şeyi de yapabileceğiz. Tahtalar. Çok mutlusun galiba. Birisi huzurunu kaçırsa çok kötü olurdu dedi. Ne yapıyor? Sabote mi ediyor? Bu da 100 para verdi. Sven'in olayı ne? Atar yaptı. Casus vesaire yolu. 200 kişi olmuşlar bu arada. 13 okçusu mu var? Oradan saldırabileceğini zannetmiyorum. 200 olmuş. Ben 300 olmuşum. Halen çok ilerideyiz. Ama belli olmaz. Atar yaptı ufak tefek. Bu fullendi. Bu da olmaz muhtemelen. Bu arada evim kalmamış arkadaşlar. Nereye yayılalım? Güzel soru. Şuraya bir ev mi yapsam? Yo. Buralara? Yo. Buralara yapmak istemiyorum. Buraya yayılabiliriz bence. Burası hoş. Burası çok hoş. Aynen. Biraz daha sanayi. Sanayi değil de hayvancılıktı. Bonsai'ydi. Bilmem neydi. Buraya kurabiliriz ileride. Ufak tefek şehrin dışına doğru yayılalım buradan. Çünkü ev kalmadı. Tahta 800 oldu. Tamam. Tahta işini çözdük. Komple şu anda her şeyi çözdük arkadaşlar. Tier 1'de çanak çömlek birikmeye başladı. Sake geliyor. Yeni sake fabrikamız hazır değil. Basıyorum 692 gold'u inşa ediyorum. Para babasıyım arkadaşlar. Tüm upgrade'lerini yaptım. Buradan da sake gelecek. Hatta bir de kitap atalım. Ve şey de yapıyorum. Artık yatırım kartını çıkarıyorum. 100 gelir çok bir şey ifade etmiyor. Şunu koyuyorum. %30 daha çok şey gelecek. Hatta bunu satıyorum bile. Buna hiç gerek yok. Çünkü gelirim çok yüksek artık. O pek etkilemeyecek bizi bundan sonra. %30 daha çok sake üreteceğiz ve bütün içkiler dahil. Çanak çömlek bonusumuz var. Tarla bonusumuz var. Güzel. Buradaki sakecimiz geldi mi?
Yes. Bunu da upgrade'liyorum sonuna kadar. Bu da arkadaşlar Eric'ten yapıyor şu anda. 7'ye 15'lik bir oranı var. Bence Saki işini çözdük. Çanak çömlek. Mega çanak çömlekçimiz gelmiş. Bam bam. Bunu da upgrade'liyorum. 70 tane kill'den 103 tane yapıyor. Kill bitecek bir sonraki bölüm. Hatta bitmiş olabilir. 1100 tane var. Ama eriyecek. Ve bu hoşuma gitmiyor. Bu sistem dolanıyorlar arkadaşlar. Baksanıza. Şu dolanma bile bir sıkıntı benim için. Ama güzel oldu bu. Şu bir parti üretsin zaten 100 tane. Bütün evlere gider o. Sake ile çanak çömleği çözdük. Bir iki tane mobilyacı koyarsam bence. Şu anda sadece iki mobilyacım var bütün şeyde. Ama onun için de tahtanın nereye geleceğini çözmem gerekiyordu. Çözebilmiş değilim. Halen değilim. 590 tahta nerede? 140 tane burada var. Neyse buraya yapalım arkadaşlar mobilyacı birkaç tane. Ama taşırız. Mobilya. Burayı fullledik ne yazık ki. Hiçbir şey sığmıyor artık. Şu elleri patlatayım buradan. Orada olmalarının çok bir anlamı yok. Yes, başka yere yaparız. Oraya mobilyacı yapalım onun yerine. Bu oyun çok keyifli ya. İlk sezon keyifliydi de bu sezon çok daha keyifli gidiyor. Daha yani onda birini falan yaptık yapabileceğimiz şeylerin. Çift mobilyacı atıyorum. Buraya. Tahtalar belki de buraya geliyordur. Bu depo dolu diye. Ama buraya da gelmeli. Göreceğiz. Şimdilik sıkıntı yok. Böyle bir depo olması o kadar kötü değil. Ve bu sayede mobilya işinde bence hallettik. Popülasyon ne oldu? 306. O da fena değil. O da fena değil. Biraz işçiler geldi. Ve bakalım ticaret yolunu bağladık mı? Yes. Kervansaray yapmak istiyor musun? Yaparım. Yaparız. Oduncu. Nereye yapalım? Yolun üstüne yapmam gerekiyor. Onu hatırlıyorum. Şuraya bir tane yaptım. Köprünün yanına. Bam. Ev yok diyor. O zaman oraya yapmadım. Ev yapmak istemiyorum şu anda buralara. Şurada evlerimiz var değil mi? Kervansaray Buda şeyinin yanına yapalım. Nice. Güzel. Şöyle. Buda heykelinin yanına yaptım. Bir sonraki bölüm bakarız arkadaşlar. Ne işe yarıyor hatırlamıyorum. Ticaretten para vesaire kazanabiliriz. Kazanıyoruz galiba. Artı 100 gelir oldu şu anda. Süper. İlişkim kötü. İlişkimi de arttırayım. Hadi 100 para verdim sana. Hadi iyisiniz. Ne oldu ilişkim? Eksi 20 idi. Eksi 15. Güzel. Bunu da arttıralım. Bir şey değiştiriyorum bilmiyorum. Ve galiba altın şeyine gidebileceğiz artık. Ya da bunları yok etmem gerekecek. Olmadı yok ederiz orada yapınca. Ama şimdilik güzel beleş 100 gelir getiriyor. Ve her şeyi çözdük arkadaşlar bu bölüm. Her şeyi çözdük. Ve 23 olmuş. Bir sonraki bölümün başında aydınlanma çağına atlıyoruz. Ve zibilyon tane şey geliyor. Heyecanla bekliyorum. Çok teşekkür izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.